Ev kuşlarımızın daha sağlıklı ve mutlu olmaları için bakımlarının doğru bir şekilde ve bir düzen içinde yapılması gerekir. Böylelikle kuşlarımız hastalanmayacak ve uzun bir yaşam sürecektir. Bu videomuzda sizlere kuşlarımızın günlük, haftalık ve aylık bakımlarından bahsedeceğiz. Ama öncelikle bir hatırlatma yapmak isteriz. 2021 yılbaşında yapacağımız çekiliş ile sürpriz hediyelerimiz olacak. Çekilişe katılabilmek için Instagram Ev Kuşları sayfamızı takip etmeniz yeterli. Şimdi kuşlarımızın günlük bakımlarını anlatmaya başlayalım. Kuşlar gün aydınlanmaya başlayınca erkenden uyanır ve öterler. Siz de uyanıp kuşunuzun yanına gittiğinizde onunla konuşun. Günaydın deyin, ismini söyleyin. Yani her sabah bakıma ilginizi göstererek başlayın. İlk olarak kafesin genel durumunu kontrol edin. Kafes tabanındaki dışkıların normal olup olmadığına bakın. Kuşunuzun kendi durumundaki değişiklikleri kontrol edin. Hareketliliğine ve kabarıklığına bakın. Davranışlarında bir farklılık olup olmadığını gözlemleyin. Bunu her gün yapmak, kuşunuzun hastalık dönemlerinde erken tedbir almanızı sağlayacaktır. Bundan sonraki aşama tünek kontrolü olsun. Tünek üzerine bulaşmış dışkı varsa hemen silmelisiniz. Zira hem ayaklara hem de gagaya bulaşma riski olan dışkılar hastalıklara neden olabilir. Şimdi ise yemlikleri kontrol edin. Yem azalmış ve çok fazla kabuk kırıntısı varsa üfleyip yeni yem ekleyebilirsiniz. Her yem eklediğinizde mutlaka yemliği karıştırın. Çünkü altta kalan yemler bayatlayabilir. Suluklar da günlük olarak temizlenmelidir. Mutlaka sabah saatlerinde sulukların değiştirilmesi gerekir. Suluklar güzelce yıkanıp çalkalandıktan sonra içme suyu ekleyebilirsiniz. Eğer çeşme suyu verecekseniz mutlaka bir gün önceden dinlendirmelisiniz. Günlük bakımda kuşunuza sebze, meyve ve mama gibi ekstra yiyecekler verecekseniz genellikle günün aynı saatlerinde vermelisiniz ki onlar için bir alışkanlık olsun. Günlük bakımda önemli olan hususlardan biri de kuşların oda içerisinde serbest bırakılmasıdır. Biz kuşlarımızın günde iki defa ikişer saat uçmalarına imkan sağlıyoruz. Öğlene doğru serbest bıraktığımızda uçup oyun oynuyorlar. Öğlen kafeslerinde yem yiyip biraz uyukladıktan sonra tekrar uçup oyun oynuyorlar. Akşam gün batımına doğru odayı havalandırıyoruz. Eğer 2'den fazla kuşunuz varsa, kuşlarınızın bulunduğu odada hava temizleme makinesi bulundurmanız hem sizin hem de kuşlarınızın sağlığı açısından faydalı olacaktır. Gün batımı ile birlikte kuşların bulunduğu odanın ışıklarını kapatıyoruz ve 10-12 saat uyumalarını sağlıyoruz. Eğer kuşunuzla aynı odada bulunuyorsanız, kafesin bir tarafını açık kalacak şekilde örtüyle örterek uyumalarını sağlayabilirsiniz. Evet, günlük bakımdan sonra bir de haftalık bakım hakkında bilgiler verelim. Haftalık bakım günlük bakıma göre biraz daha detaylıdır. Kuşlar oda içerisinde serbest bırakıldıktan sonra kafes içindeki tüm aksesuarlar çıkarılır. Kafes sirkeli bez ile silinerek dezenfekte edilir. Kafes taban ızgarası dışkılardan temizlenerek dezenfekte edilir. İmkanınız varsa kafes tabanına mısır granülü sermeniz dışkıyı kurutması ve kokuyu önlemesi açısından faydalı olacaktır. Kafes içindeki oyuncaklar ve tünekler yine sirkeli bez ile dezenfekte edilmelidir. Kuş kumu, gaga taşı, kalamar kemiği kontrol edilmelidir. Yemlikteki yemler elenerek kırıntılardan temizlenmeli ve yemlikler silindikten sonra taze yem eklenmelidir.
Kullanmadığınız bir diş fırçası ile suluk iyice temizlenmeli, bol su ile durulanarak taze su eklenmelidir. Sağlıklı kuşların su değişimini haftalık bir planlama ile şu şekilde yapabilirsiniz. Pazartesi suluğa multivitamin. Salı sadece içme suyu. Çarşamba 2 damla elma sirkesi. Perşembe probiyotik. Cuma sadece içme suyu. Tüy dönemlerinde iseler cumartesi suluğa B vitamini. Pazar günü sadece içme suyu şeklinde bir düzen yapabilirsiniz. Probiyotik olarak hazır toz probiyotik kullanabilirsiniz. Eğer probiyotik yoksa evde yapılan yoğurdun yeşil suyundan bir çay kaşığı suluğa ekleyebilirsiniz. Kuşlarınıza şu düzende haftalık mama verebilirsiniz. Sağlıklı kuşlara haftada bir defa. Kuluçka hazırlığı yapan çiftlere haftada iki defa, yumurtlamış veya yavrusu olan kuşlara iki günde bir defa mama verebilirsiniz. Haftalık bakımda iki günde bir sebze ve meyve verilebilir, ancak peş peşe aynı sebze ve meyveler verilmemelidir. Haftalık bakımda kuşların banyo yapması da önemlidir. Yaz aylarında haftada iki kez kuşların banyo yapmalarını sağlayabilirsiniz. Kış aylarında ise ortam ısısı uygun ise 10-15 günde bir banyo yaptırabilirsiniz. Kış aylarında ısıtma sistemleri odanın havasını kuruttuğundan petek üzerine bir kapta su ekleyerek odanın nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Evcil kuşlarımızın aylık bakımlarında en önemlisi kafes temizliğidir. Kafes içerisinde bulunan her şey çıkarılır. Kafes güzelce köpüklenerek yıkanır ve durulanır. Balkon gibi havadar bir yerde kafesin kuruması sağlanır. Tahta tünekler de sirkeli su eklenmiş bir bez ile silinerek dezenfekte edilir. Suluklar ve yemlikler ise sirkeli suda bir süre bekletilir ve iyice yıkanır. Oyuncak ve salıncaklar sirkeli su püskürtülerek dezenfekte edilir. Mineral blok, kalamar kemiği kontrol edilerek gerekiyorsa yenileriyle değiştirilir. Bu videomuzda sizlere evcil kuşlarımızın günlük, haftalık ve aylık bakımlarını anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur. Siz de aynı fikirdeyseniz videoları beğenmeyi unutmayın ve tabii abone olmayı da. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kuşlarınızla mutlu kalın.